Neticeye baktığınız zaman kazanan Urfaspor. Ama oyun geneline baktığınız zaman özellikle ilk yarıda çok daha fazla pozisyon bulan, çok ciddi ataklar geliştiren, çok net pozisyonları kaçıran ve neticesinde mağlup olan biz. Futbolda bir tek doğru var. Kazanan her zaman haklıdır. Bugün biz oyunsal olarak gerçekten iyi oynadığımızı düşünüyorum. Yani bu halı sahada gerçekten iyi oynamaya çalıştık. Oyunsal olarak, taktiksel olarak her şeyi doğru yapmaya çalıştık ama maalesef sonucu getiremedik. Ve neticesinde yediğimiz bu oyunu mağlup olarak bitirdik. Ben her iki tarafımda tutuyorum. İyi mücadele olduğu sahada herkes gayretliydi. Ben kendi takım arkadaşlarımı tutuyorum çünkü onların sayesinde biz bu noktalara geldik. Bugün lider olarak kafaya girdiysek onların sayesinde. Bugün mağlup olduk. Canları sağ olsun. Biz iyi bir takımız. Bunu biliyoruz ve inşallah ikinci yarısında biz gerekli tedbirleri alarak inşallah hedeflerimizi başarıyı yakalamak için mücadelemize devam edeceğiz. Eğer o maçın başına yakalamış pozisyonlar atsak bu maç asla böyle olmayacaktı yani. Siz de biliyorsunuz burada. Ama tabii kısmet yani canları sağ olsun. Bu ligin en fazla gol atan takımıyız. Bir maç gol atamadılar diye arkadaşlarımıza da yüklenme gibi bir şansımız yok. Zaten sonra da evlilikte başlarsınız. Deplasmanda 4-2, bir de işte Utku'da evet, güzel oynuyor. Yani 33 tane gol atmış bir hücum attığımız var. Yani o yüzden onlara kızma gibi bir şansımız yok. Canları sağ olsun. İnşallah bundan sonraki maçlara telafi edeceğiz bunu. Biz de başlayalım. Öncelikle tabii oyunun bir teknik değerlendirmesini yaparsak. Arkadaşlar gördünüz yani gerçekten yani her iki takımda eksikleri vardı. Çok iyi mücadele etti her iki takımda. Biz biraz fazla pozisyon verdik. Tabii öne geçip skoru koruma telaşı. Ama buna rağmen birkaç pozisyon bulduk. Yani iki fark yapabilirdik. Olmadı. Şunu söyleyebilirim. Maç 6-5, 7-6 falan bile bitebilirdi. Gerçekten yani. Erciyes de kazanabilirdi. Yani bugün Erciyes de çok iyi oynadı. Yani aklını, dedim ya baştan önce söylemiştim. Bu ligin en iyi takımı oynuyor mücadele. Yani bulunduğu yeri hak eden bir takım Erciyes. Bakmayın bugün biz onları yendik. Ama biz de bütün herkese şu mesajı verdik. Biz iç sahada kazanamama, son 4-5 hafta kazanamama gibi bir sürü endişeler vardı. Arkadaşlar yeter ki inanın, yüreğimiz olsun. Bak o kadar eksikte kazandık. Kazanırız. Yeter ki yüreğimiz olsun. Ha şimdi yüreği olanlar burada bugün sahadaydı. Yüreği olmayanlar evinde tahtik yapıyor. Maçın teknik analizinden ziyade iki tane önemli tespitim var. Lütfen bunu yayınlayın. Bütün Türkiye duysun bunu. Duyuran ve sesinizi. Birincisi önce teknik adamlara çuvaldızı kendime batırayım önce. Hiçbir teknik adam aynı sene içerisinde aynı ligde ikinci kulübü çalıştıramasın. Çalıştıramasın ya. A kulüpte çalışıyor, işe başlıyor teknik adam. İki hafta sonra ayrılıyor, B kulübe gidiyor. A kulüpte kendi transfer ettiği oyuncuların hepsinin aklını çeliyor. 26 kişi lige başladı, 16 kişiyim ya. Yazık günah değil mi bu takıma? Evet, ben bugün Urfaspor'u çalıştırıyorum. Buradan ayrılırsam bir daha PTT 1. Lig'de takım çalıştırmasın bana. Bunu kural koysunlar. Ama kulüplere de bir kural koysunlar. Nasıl olsa 5-6 tane teknik adam değiştirme hakkım var diye kulüpler de İstemediğin teknik adamlarla, olumlu lafıyla hareket etmesinler. Bu bir. İkincisi, futbolculara, futbolcu arkadaşlara ve menajerlerine ve kulüp idarecilerine sesleniyorum. Şimdi benim bugün oynayan takımımda gerçekten ne şartlarda bu maça çıktığını siz bilmiyorsunuz. Yani biz biliyoruz. İnanılmaz fedakarlıklarla. İşte sakatlıklar, moral bozukluklar, şu bu, bir sıkıntılar, bir sürü şey. Hafta içinde başkanımız istifa etti, yok öbür tarafta yöneticimiz istifa etti. Yani yazık günah değil mi bu kaosa, bu kulübü itmeyi? Evet bu maç mevcut tüm yöneticilerime ama Sayın Kemal Saraçoğlu'na ve Mehmet Cafer'e de armağanım olsun. Onların çok emeği var bu takımda. Bugün benim takımımda adamın kası ağrıyor, adamın bileği ağrıyor. Adam ölümüne 90 dakika oynuyor. Gördünüz mücadeleyi. E ne oluyor? Futbolcu arkadaşlar sezon başı geliyor buraya. Oo, parayı alıyorlar, cebe atıyorlar. Urfa'ya alışamadım 3 hafta sonra. Ya arkadaşlar ya 26 kişi lige başladık. 8 kişi Urfa'ya alışamadım diye kaçtı. Alışamazsana bir zamanınız ve sebebi olur bunun. Lütfen buradan federasyona diyorum ki ben. Bunu kayıt koyun. Kulüpler de kayıt koysun. Bir PTT birlikte bir takıma giden bir oyuncu
azından devre arası olmadan ayrılırsa aldığı paranın yarısını kulübeye iade etsin. Yazık günah. 1,5-2 trilyon transfer zararımız var. 8 tane oyuncu Urfa'ya beğenmiyor önünde çekti gitti. Ve bugün 3 tane sonra 14 tane altın adam vardı sahada. Haklarını değil Urfa, hiç kimse ödeyemez. Bütün hepsine teşekkür ediyorum. Hayır hocam. İsim vermeye gerek yok. Hocam. Aralık'ta Antalya'da buluşacağız. Yalnız tabii bu buluşmayı gerçekleştirmek için ikinci yarıdaki durumun netleşmesi ortaya çıkması lazım. Şimdi evimize gidiyoruz. İzin verdi çocuklara. Kim ne olacağını bilmiyor. Ben bu akşam burada kalıyorum. Yönetim kuruluyla bir toplantı yapacağız. Oldukça tabii futbolcu arkadaşlarımın alması gereken bir para birikti. Bugün maç filmi var mesela. Bunu en azından kamptan önce mutlaka yatıracaktır yönetici arkadaşlarım. 17 tane maç başları var. Peşinatlar daha iyi alacakları var. Yani en az 1-1,5 trilyon sıcak para lazım bu takıma. Buradan Sayın Bakanımıza, Sayın Valimize bir şey söylemek istiyorum. Bu takıma sahip çıksınlar. Gerçekten bu onurlu takıma sahip çıksınlar. Önümüzdeki hafta Başbakanımız da 29 yıl 28'i buradaymış. Ben de geleceğim. Başbakanımla görüşeceğim. Çünkü benim eski futbolcu arkadaşım. Bu takıma sahip çıkacaklar. Başka hiçbir alternatif yok. Bu takıma sahip çıkacaklar. Mecburen çıkacaklar. İnşallah mevcut takımı koruma uğraşı içerisindeyiz. Aramızdan 1-2 oyuncu ayrılacaktır mutlaka. Ama gelen olacak mı hocam? Mutlaka. Görüştüğümüz transfer etmek istediğimiz oyuncular var. 4-5 tane çok iyi oyuncu alıp bu takımı sezon başı konulan ve ben geldiğim gün konulan ilk 10'da tutalım, ilk 6'yı zorlayalım hedefinden bugün alınan galibiyette sapmamış olduk. Ama arkadaşlar ya lütfen şu galibiyetin, şu mutluluğun tadına varalım. Onları daha sonra konuşuruz. Futbolcu arkadaşlarım hepsini tebrik ediyorum. Ayaklarına sağlık. Değerlendireyim değerlendirmesine de. Maçtan önce değerlendirecek o kadar çok şey var ki burada. Güzel bir galibiyet aldık. İç sahada uzun zamandır yenemiyorduk. Bugün lideri yendik ve liderle aramızda 8 puan kaldı. Gerçekten yani ben bu takımın kaptanı olarak bazı şeyler söylemek istiyorum. 8 puan fark var şu an liderle aramızda. 22 puan almışız. Hepsi de alnı terimizle almışız. Kusura bakmayın konuşamıyorum. O kadar çok sinirliyim ki çünkü. Yani her gün kaos yaşıyoruz ya. Her gün. Ya başkan istifa eder, ya yönetici istifa eder, ya oyuncu gider. Her gün bir kaosla uğraşıyoruz takım içerisinde. Ben artık takımı motive etmekten yoruldum. Kendimi de futbola veremiyorum açıkçası. Takımı motive et artık kendimi motive edemiyorum. Yani söylenecek o kadar çok şey var ki. Ben hiç kimseye bu takıma sahip çıkın demeyeceğim. Çünkü niye demeyeceğim? Bu takıma sahip çıkılacak, bize sahip çıkmayacak yani. Futbolcuya sahip çıkmayacak, hocaya sahip çıkmayacak. Yöneticiye sahip çıkmayacak, taraftara sahip çıkmayacak, Urfa Spor'a sahip çıkacak. Biz burada bugün varız, yarın yokuz yani. Hoca da yok, ben de yokum, oyuncular da yok, başkan da yok, herkes gelip gider. Ama Urfa Spor kalıcıdır. Urfa Spor'un üstünde de kimse gurur yapmasın. Lütfen rica ediyorum. Artık birisi çıksın, bir şeyler desin. Artık bu kulüp biraz huzura kavuşsun. Geldiğim günden beri hep bir kaos var. Bazı taraftarlar istifa diye bağırıyor. Çatlak sesler çıkıyor arada. Yönetici istifa ediyor, başkan istifa ediyor. Bakanımız sahip çıkacak diyorlar. Bakanımız çıkıp açıklama yapıyor. Pardon, valimiz. Yani her gün bir kaos var. Her gün bir futbolcunun kafasında bir şeyler var. Bakalım devre arası ne olacak? Urfa kim kalır, kim gider? Onu hepimiz göreceğiz. Bu ağır şartlarda, bu ağır zeminde her iki takımla çok iyi mücadele etti. Lideri ağırladı kendi sahamızda. Liderler aramızda şu anda 8 puan fark var. Serdar'ın dediği gibi yani, takım kaptanımızın dediği gibi bu takım çok zor zamanlardan geldi buraya. 22 puan topladı. Serdar'ın dediği gibi her hafta, her gün bir sıkıntıyla karşı karşıya kalıyoruz. İstifalar oluyor. Başka sorunlar oluyor. Fakat biz futbolcular olarak çok iyi, onurlu bir mücadele içindeyiz. Sahada bunun mücadelesini hepiniz görüyorsunuzdur.
Deplasmanda bu takım yenilmeyen tek takım. PTT 1. Lig'de, Türkiye liglerinde öyle. Ben şunu söylemek istiyorum. Şanlıurfa Spor bir han, bizler yolcuyuz yani. Teknik ekip, yönetim, futbolcular, malzemecisi, masörü, herkes gider ama Şanlıurfa Spor kalır. Şanlıurfalıların, Şanlıurfa Sporluların bu takıma sahip çıkması gerekiyor. Herkesin taşın altına elini değil artık vücudunu koyması gerekiyor yani. Ben buradan bunu söylemek istiyorum. Umarım yani bu mesajımız belli yerlere gider. Futbolcular olarak biz gerçekten emniyoruz bu takımın diğerlere geleceğinden. Umarım bundan sonraki maçlarımızda da galibiyetlerimiz devam eder. Teşekkür ederim. Sorunuz var mı?